İyi günler. Bugün 24 Eylül 2014 Çarşamba. İşte günün gazete başlıkları. Akşam, askeri veya siyasi destek olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın 5 Arap ülkesiyle birlikte IŞİD'e karşı başlattığı operasyona Türkiye'nin askeri veya siyasi destek verebileceğini açıkladı. Terörle mücadelede üzerimize düşen görev neyse adımlarımızı atacağız. Dünya, emtia son 5 yılın en düşük seviyesinde. Amerikan ekonomisinin giderek iyileşmesine karşın en büyük emtia alıcısı Çin'deki düşük büyüme dünya piyasalarını alt üst etti. Habertürk, cepheye doğru. Erdoğan net konuştu, IŞİD operasyonunu olumlu karşılıyoruz, bataklık kurutulmalı. Hürriyet, savaş tribünü. IŞİD ile Suriye'deki Kürt gruplar arasında süren çatışmalar Türkiye tarafında dürbünle izleniyor. Milli Gazete, Allah muhabbetinizi bozsun. Birleşmiş Milletler Küresel İklim Zirvesi için Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York programı ve görüştüğü kişilerle objektiflere yansıyan samimi pozlar, ümmet coğrafyasının yarasına basılan tuz oldu. Milliyet, askeri adım da atarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da IŞİD'e karşı operasyonu değerlendirdi. Aralıksız devam etmeli, askeri ve siyasi üzerimize düşeni yaparız. Posta, Türkiye cephede. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonda Türkiye'nin cephe hattında yer alacağını resmen açıkladı. Sabah, darbe apoletleri Pensilvanya'dan, gizli tanıktan darbeci paralel polislerle ilgili ifşaat, apoletleri okunması için Pensilvanya'ya gitti geldi. Star, yargıya yatak odası tehdidi. Paralel örgüt HSK'yı kaybetmemek için hakim ve savcılara tehditte sınır tanımadı. Adalet.org sitesinden her sarayın bir yatak odası olduğu gibi sizin de vardır elbet, anahtar deliklerinizi sıkı kapatın tehditleri savurdu. Takvim, tokat gibi sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşu CFR'da konuştu. Yahudi lobisinin gözünün içine baka baka mesajlar verdi. Türkiye, destek veririz. Erdoğan'dan IŞİD operasyonu açıklaması. Cumhurbaşkanı sınırımızdaki IŞİD örgütüne yönelik başlatılan harekata Türkiye'nin de katkı vereceğini söyledi. Vatan, aralıksız vurulmalı. IŞİD operasyonuna tam destek. Erdoğan, operasyon ara vermeden devam etmeli dedi. Türkiye'nin de askeri ve siyasi her türlü desteği vereceğini söyledi. Yeni Akit, hocanın haramzadeleri. Haram lokma yemedik diyerek şov yapan paralelci polislerin daha işe başlamamış olan polise iki maaş teltif verdikleri, yıllık izindeki memurları bile görev yapmış gibi gösterip maaşla ödüllendirdikleri ortaya çıktı. Ve Yeni Şafak, fatura Riya'da. Amerika Suriye'deki IŞİD hedeflerine saldırıları başlattı. Amerika'ya 5 Arap ülkesi, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri de destek verdi. IŞİD ise saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak cevap vereceğiz dedi.